2019 yılında bir takım vaatlerle geldik. O zaman sadece vaat ediyorduk. Ama 2019 yılı 8 Nisan'dan itibaren tamamen halktan yana, Ankara halkının ihtiyacı neyse sadece onun için çalışarak, tabiri caizse israfı ortadan kaldırarak ve hiç kimseyi ayırmadan Ankara halkının tamamını hem şehrimiz gibi görerek hizmet ettik. Darda kalanın yanında olduk. Üretimi destekledik. Hiç kimse bir kişiyi ayırdığımızı iddia edemez, bir kuruş israf ettiğimizi de söyleyemez. Önce insan sağlığı, insan hayatı diyerek çıktığımız yolda yaptığımız belediyecilik hizmetiyle Türkiye'nin birçok belediyesine örnek olduk ve yeni bir anlayış getirdik. Belediyeciliğin betondan ibaret olmadığını, asfalttan ibaret olmadığını herkese gösterdik. Pandemi dönemi yaşadık. Ekonomik sıkıntılar yaşadık. Engellemeler yaşadık. Ama Ankara halkının, Ankara halkına farkındaysanız huzur geldi. Hiç kimseyi ötekileştirmedik. En önemli şey budur. Hiç kimseyi ayırmadık. Herkesi hemşehrimiz gibi kabul ettik. Ve inşallah bundan sonra da bu şekilde hizmet edeceğiz. Son genel seçimlerin sonuçlarına göre bile Ankara'da artık birçok belediye el değiştiriyor. İnşallah sizlerin gayretiyle de bundan sonraki seçimde sadece Ankara merkezdeki belediyeler değil, Taşra'daki belediyeleri de inşallah kazanarak belediye meclisindeki çoğunluğu da elde edeceğiz. Bunun için sizlerin desteğinize ihtiyacımız var ve şimdiden hep birlikte tek yumruk olup bunu başaracağımıza güvenimiz sonsuz. Sizlere güveniyoruz ve inşallah güzel günlere hep birlikte erişeceğiz. 100. yılı hep birlikte güzelce kutlayacağız. 29 Ekim'i hep birlikte kutlayacağız ve inşallah Cumhuriyetimiz nice yüzyıllara kadar yaşayacak diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Alper Başkanım'ın bugün yaptığı açılışı tebrik ediyorum. Ama inşallah ayın 16'sında önümüzdeki cumartesi günü Gölbaşı'nda buraya 22 kilometre mesafede tam 3 milyon 700 bin metrekarelik Türkiye'nin en büyük tarım ve rekreasyon merkezini hep birlikte açacağız inşallah. Hepinizi oraya davet ediyorum. Buradaki başkanlarımızla birlikte seçilmeden önce demiştik ki Ankara'yı betona değil yeşile boğacağız demiştik. İşte güzel bir örneği burada yeni mahallede ve Ankara'nın her yerinde. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Nice yüzyıllara inşallah. Değerli Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ahmet Akın iletti ama Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüm buraya gelmeden, onu da ileteyim. Selamını sizlere iletmemi istedi. Kendisi burada olacaktı. Biliyorsunuz temeli kendisi atmıştı. O da burada olacaktı ama katılması gereken gerçekten bir programı çıktığı için şu an aramızda olamadı. Kendisine tekrar sevgilerini, saygılarını iletiyorum sizlere. Sayın başkanlara teşekkür ediyoruz ve Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan Bademlidere Cumhuriyet Parkı'nı açıyoruz. Biz burayı ranta açmadık, imara açmadık, betona açmadık. Ne yaptık? Halkın olanı halka geri vermek için ağaca, yeşile, doğaya açtık. Sizlere açtık. Şimdi burası birilerinin elinde olsaydı ne yaparlardı? Aman Allah'ım. Ne yapmazlardı? İmara açarlardı. Rantı açarlardı. Bir bakardınız ki burada 20 katlı, 30 katlı binalar ve parası olan yine malı götürecek. Halk gene kenarda kalacak. Abi yok, çok karar. Ama biz bunu yapar mıyız? Biz bunu yapmayız. Niye?
Çünkü biz ranta değil, halka hizmet ediyoruz. 750 dönüm. Şu anda burası Çankaya'nın en büyük parkı oldu sevgili komşularım. Çankaya'nın en büyük parkı. Yani halkın olanı halka geri verdik. Helal olsun size. Güzel günlerde kullanın inşallah. Biliyorsunuz ekonomik krizi en çok öğrenciler, gençler, çocuklar hepimiz yaşıyoruz. Çankaya Belediyesi'nin yemekhanesini ve 100. yıldaki Çankaya evimizin yemekhanesini üniversite öğrencilerine açtık. Her gün 4000 üniversite öğrencisi gelip ücretsiz akşam yemeğini belediyede yiyor. Yine aynı şekilde Türkiye'de sadece biz yapıyoruz. Gelir seviyesi en düşük olan 18 mahallemizdeki ilkokullarda öğrencilerimize tam 3000 ilkokul öğrencisinin sınıfına, sırasına öğlen yemek götürüyoruz. 3000 öğrencimizin yemeğini belediye olarak, ücretsiz olarak biz veriyoruz. Her türlü sosyal yardım yapıyoruz. Çünkü biz halkın belediyesiyiz. Bu ekonomik krizde, bu darlık ortamında ekonomik krizin faturasını halka çıkarmaya, emekçiye, size çıkarmaya çalışanlara karşı hayır diyoruz. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler var. Halkın yanında halkçı belediyeler var diyoruz. Almadık, ödül bırakmadık. Örneğin bu Bademlidere Cumhuriyet Parkı bugün açıldı değil mi? Açıyoruz şu anda. Daha açılmadan iki tane ödül aldı. Projesi, bu parkın projesi en iyi uygulama proje dalında dünya üçüncülüğü kazandı. Bademlidere Cumhuriyet Parkı. Geçtiğimiz hafta da Sağlıklı Kentler Birliği tarafından en iyi şehir planlama ödülünü de kazandı bu parkımız. Çankaya, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçesi. Bak Anıtkabir ne güzel görünüyor değil mi? Orada Anıtkabir buradan ne kadar güzel görünüyor. Biz Atatürk'e layık olmak zorundayız. Çünkü Atatürk'ün her sözü çok güzel ama bir sözü çok önemli. Tek bir şeye ihtiyacımız var diyor, çalışkan olmak. Biz bunları nasıl yaptık? Eğer sen ranta değil, halka hizmet ediyorsan, boğazından haram lokma geçmiyorsa, liyakatli kadrolarla çalışıyorsan, şeffafsan, ihalesiyle, her şeyiyle, şeffafsan, dürüstsen, belediyenin her bir kuruşunu namusun gibi harcıyorsan, doğru bütçe yapıyorsan, gideri kısıyorsan, geliri arttırıyorsan, israf etmiyorsan, yani adam gibi çalışıyorsan, işte bütün bunlar olur. Çankaya bunun adıdır. Biz kendimize inanıyoruz, kendimize güveniyoruz. Bizim halktan ve halktan başka hiç kimseyi tanımıyoruz.